Evet. Philips musluğa takılabilir basit su arıtıcıyı tanıtacağız. Gerçekten güzel süzüyor mu suyu? İçilebilir bir tat veriyor mu? Şimdi bunları deneyeceğiz. İşte monte ettik. Eğer gerçekten ürün açıklamasında yazdığı gibi saf suya yakın bir su elde edebiliyorsak, içindeki zararlıları, kloru, kötü kokuyu yok edebiliyorsa başarılı bir ürün demektir. Şimdi deneyelim bakalım hakikaten anlatıldığı gibi başarılı bir ürün mü? Şimdi suda çözülmüş toplam katı madde ölçümünü yapan şöyle TDS metre denen bir aletimiz var. 3 tane de farklı bardağımız var. Önce çeşmeden şu mor bardağımıza su koyuyorum. Bu çeşme suyu. Ardından şu zayıf bardağımıza filtreden su koyuyorum. Philips arıtıcıdan. Bir de piyasadaki hazır suların en ucuzlarından biri olan şöyle ideal marka sudan koyuyorum. Bunu da son olarak şişman bardağımıza koyalım. Ve ölçümlerimizi yapalım. TDS metremizi açalım. Evet, şu an 0 ppm'i gösteriyor. Önce şişman bardağımıza batırdım. İdeal suyumuzun değeri 70 ppm. Şimdi mor renkli çeşme suyumuz 233 ppm. İnanılmaz. Muhtemelen kireçli olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bir de Philips arıtıcıdan aldığımız suyu ölçüyoruz. Ne? 239. Bu nasıl iş ben anlamadım. Ben bunu döküyorum. Tekrar bu bardağı Philips arıtıcıdan, hatta şöyle iyice az açalım. Şöyle azıcık açtım. Bir bardak doldurana kadar herhalde en az 30 saniye geçiyor. Evet, Philips arıtıcımızdan geçen suyu tekrar deniyorum. Cihaz kapanmış. Evet, açtık. Şu an 0. Daldırdığımda 234. Çok yüksek değer ve çeşme suyunun aynısı. Herhangi bir filtre yapılmamış gibi görünüyor. Ben yine de şöyle TDS cihazına daldırdığım bardaktan değil ama temiz bir bardaktan bir alıp tadına bakmak istiyorum. Yine suyumuzu az açarak yüksek debide iyi filtre yapmayabilir. Ama herhalde şu oldukça düşük bir debi. Şu an sabırla düşük debide Philips cihazımızın filtre ettiği suyu doldurmayı bekliyorum. Evet, bu kadar yeterli. Ben sadece tadına bakacağım. Şimdi Philips arıtıcıdan geçen suyun tadına bakacağım. TDS metrenin gösterdiği değer çok yüksek çıktı. Ama ben bir yine de tadına bakacağım. Ürün açıklamasında faydalı mineralleri süzmediği yazıyordu. Sadece zararlıları temizlediği yazıyordu. Ve klor kokusunu aldığını yazıyordu. Yani klor kokusunu alması demek zaten o çeşme suyunda bildiğimiz rahatsız edici kokunun da yok olması demektir. Şimdi ben bunu deniyorum içerek. Ve çok affedersiniz tükürüyorum, bildiğimiz çeşme suyu bu. Philips cihazdan süzdüğümüz su kesinlikle içilebilir bir su değil. Yani tadı rezalet, bildiğimiz çeşme suyu, o klor kokusu, ağır koku devam ediyor. Lezzet olarak az bir şey böyle indirdim mideme, daha fazla içsem midem bulanacaktı. Maalesef Philips arıtıcımız herhangi bir fonksiyon yapmadı sanırım. Şimdi ben bunun en iyisi iade işlemlerini bir gerçekleştirmeye çalışayım.
Tabii kutuyu açtığımız için, ürünü de denediğimiz için bir zorluk çıkartırlar mı bilmiyorum ama deneyeceğiz, göreceğiz. Videonun devamında bununla ilgili süreci size anlatacağız. Hepsiburada.com'dan aldığımız ürünün faturası bu. River Teknoloji satıcı demek ki. Ürünün iade talebini oluşturduk ancak kabul olmadı. Sebep olarak ise ürünün açıldığını ve kullanılmış olduğunu söylüyorlar. Biz videoda gördüğünüz gibi ürünü açtık, çeşmemize monte ettik ve test ettik. Ürünün kutusunu açmadan ben o ürünün işe yaramayacağını nereden bileyim? Zaten bilsem satın almam. Biz bu ürünü açtık, monte ettik, hem TDS metre ile ölçüm yaptık, hem suyun tadına baktık ve neyle karşılaştık? Berbat. Bildiğimiz çeşme suyuna hiçbir işlem yapmıyor. Bunu gördük. Tadına baktık, klor kokusu aynen duruyor. Açıklamalarda ne yazıyordu? Şimdi ekranda görüyorsunuz. Saf su, suyu saflaştırmayı taahhüt ediyor. Tabii ki bu tam anlamıyla işte TDS metreden 0 ppm beklemiyoruz. Yalnız çeşme suyundan aldığımız aynı değeri almamız demek burada herhangi bir arıtma, herhangi bir süzme işlemi yapılmadığını gösteriyor. Uyarı olarak demişler ki düşük debide kullanılmalıdır. Ya videoda gördünüz. Daha düşük debide nasıl kullanalım? Yani düşük debiden kastınız ne? Yeteri kadar düşük debide denedik. Philips arıtıcıdan süzdüğümüz suyla çeşmeden direkt aldığımız su tamamen aynı. Hiçbir fark yok. Buna rağmen iade kabul olmadı. Başarısız bir ürün. Ama siz olun, bu Philips arıtma cihazını asla almayın. Şu River Technology'den ben hiçbir ürün almamanızı tavsiye ederim. Bu kadar ilgisizlik hayatımda görmedim. Bir ürünü alıyorum, bundan memnuniyetsiz oluyorum. Yani bu memnuniyetsizliğin sebebi nedir? Kesinlikle ürün işe yaramıyor. Yani bir makas alıyorsunuz, kağıdı kesmiyor. Bir kettle alıyorsunuz, düğmesine basıyorsunuz, su ısınmıyor. Aynı bunun gibi. Yani biraz arıtsa bu yeterli bir cihaz değil diyeceğim, evet. Ama hayır, biraz da arıtmıyor. Çeşme suyu neyse aynısını veriyor. Siz olun, bu Philips arıtıcıyı almayın. Şu River Teknoloji'den de uzak durmanızı size tavsiye ediyorum. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Herkese iyi günler.